Herkese selamlar dostlar. 4 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 10 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlar ile birlikte anlatmaya çalışacağım. Herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Maç skoru yarışmamız var. Ondan önce de Cuma günü için Trabzon maçının skorunu sormuştuk. O mücadelede Yido TR arkadaşımız 1-0'lık skor yazmış. Daha bilenler var fakat Bilenler arasında çekiliş yapıyoruz. Bilen bir arkadaşımızı alıyoruz. Eylül ayı boyunca arkadaşımızı misafir edeceğiz. Instagram üzerinden mesaj atarsanız sevinirim. Maç skoru yarışmamız var. Manu Arsenal maçı. Maçın ta kendisi. Çok güzel bir mücadele. Yani pazar günü hiçbir şey yapmayın. Plan yapmayın. Oturun bu maçı izleyin. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur? Bilen iki arkadaşımızı katı Telegram grubumuza dahil edelim. Şansınız daim olsun geçtim. Yüksek misli ne yaptık? Yüksek misin arkadaşlar Cuma günü Sırbistan maçına gittim. Dedim ki futbolda en güvendiğim karşılaşmalar patlıyor, diyor şike oluyor. Da Dalevere kırmızı kartlar derken dedim baskete gidelim. Basketi de araştırmalarımı yaptım. Güzelce yazısını yazdım. Sırbistan'ın atacağı 89.5 üste gittim. Yani atacağı 90 sayıya gittim. Sırbistan da sağ olsun sağlam zaten. Mis işler, çok işler derken, kalin işler, luş işler derken attı. Yüksek misli maçımız zaten başarılı oldu. Değerlendiren herkes tebrik ediyorum. Yüksek misin amacı zaten bu şekilde güvendiğim maçları bir araya alıp yüksek basıp yüksek almak. Birebir kasa iletişiminde de zaten arkadaşlarımıza yazdım. Rolling yaptık. Rolling'imiz bir sol tarafta rolling 1 vardı. Bunu zaten göstermiştim Türkiye mücadelesine. Sağ tarafta ise Benfica maçına rolling yaptım. Ve bunu şöyle söyleyeyim. Herkes açık grubumuzda da yaptım. Açıklama kısmında linki var. Herkes açık Telegram grubunda. Oraya gidip de bakabilirsiniz zaten. Oraya da attım. 100 TL ile başladık. 149 TL oldu. 149 TL attık. 222 TL oldu. Yarın Rolik 3 olacak. Onu da zaten herkes açık atmayı düşünüyorum. Herkes açık Telegram grubunda. Benfica maçının son dakika geldi. Şu Benfica maçını izleyenler var mı? İzleyenler varsa yoruma yazsın. Ya yani Şike'nin ta kendisi ya. Ya böyle bir maç olamaz ciddi anlamda. Yani Şike, Dalavere, Görmek isteyen gitsin Portekiz Ligi'ni izlesin. Kazandı da nasıl kazandı? Benfica'ya bir penaltı verildi. Penaltıyla alakası yok bence. Verilmez. Ondan önce Benfica'dan birini attı adam. Ramos attı sanırım. Yani penaltı rakibe vermesi lazım. Aldatma ehlilikten verdi. Var da yok uyarmıyor. yok. Garip ben bir futboldan anlamıyorum. Hakem mi dalavere yapıyor anlamış değilim. Neyse rollinglerimiz geldi. Geçtim bunu da. Pazar kombini arkadaşlar. Instagram'da olacak aynı şekilde. Cumartesi günü Instagram'da verdim yayında şu anda zaten. Pazar kombini de aynı şekilde Instagram'dan yayınlayacağım. Bu hafta sonunun iki kombini de bu şekilde Instagram'dan yayınlamış olacağım. Değerlendirecekler bol şanslar. Instagram üzerinden takip etmeyin. Oradan da takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan yayında. Dilerseniz maçlara geçmeden önce bir canlı performansından bahsedeyim. Cuma gününde çok fazla maçımız yoktu. Fakat 4 kişiyiz. Herkes bir maça atlıyor, alıyor. O maçlardan ilerlemeye çalışıyoruz. Canlımızda Leganes'in 1.5 üstü, Selta Vigo'nun atacağı bir golü 1.50 orandan girmişiz. Selta'nın atacağı iki golü 1.51 gibi orandan girmişiz. O da geldi zaten. Hollanda Sırbistan maçına 175.5 üst verdik. O da geldi zaten. Derken canlı da elimizden geldiğince maçları paylaşıyoruz. izliyoruz. Olabildiğince kazandırmaya çalışıyoruz. Gelir yatar belli olmaz. Canlıdır bu zaten. Ama izleyerek her zaman verdiğimizde belirteyim. Sizlerden ricam pazar günü olmasından dolayı şöyle herkes bir iki saniyesini ayırıp videoya güzel bir seviyede like atar mı? Böyle enerjinizi sinerjinizi bir verin şu videoya. Güzel bir like atın. Başlayalım. Artık 300 350 ile devam edelim. Şimdi en zor maçlar bak şöyle 10 tane maçım var. En zor maç Brighton mücadelesi. Şimdi Brighton her takıma aynı oynayan takım. Karşısında City'de olsa, Leicester'da olsa, Bournemouth'da oyna olsa Dizilişini bozmaz. Yerleştiği gibi oynayan takımlardan bir tanesi. Ben burada Brighton tarafından bir gol atabileceğini düşünüyorum. Hatta maçın beklentisi 1-0'lık Brighton galibiyeti. Fakat Leicester tarafında artık bir şeyler yapmalı. Son United maçında United'ın o dediğim gibi takım savunmasını biraz daha iyi yaptığından dolayı gol atmasını bekliyordum fakat olmadı. Net gol pozisyonlarına giremedi fakat bir çaba vardı. Brighton'a karşı oynayacaklar. Artık kefeni yırtma maçı, teknik adamı gönderebilirler yani bu maçtan sonra. Bu kadar mağlubiyet, puan kaybı çok fazla. Ben mücadelede Brighton tarafına gitmiyorum. 1-0'lık bir maç beklentisi var. Fakat ben burada yüksek oran alıyorum diyorum. oranlar riske değsin. 2-3 gol bandında bir mücadele bekliyorum. Onun oranı da arkadaşlar 1.79. Tek orandan aldım çıktım bunu. Hacken'la Degarfort mücadelesi. Degar son maçını kazandı Liglik Bir de kupa mücadelesi oynadı. Onu kazandı. Hacken lider arkadaşlar. Lider olarak devam ediyor. Hacken'ın genel maçlarına baktım. Sizler de bakabilirsiniz. Çok fazla ilk başlarda izliyorduk bunu ligler başlamadan önce. Fakat sonralarda bıraktım. Hacken arkadaşlar ikinci yarı takımı. Oynadığı her maçı bakın kendi evinde. Genellikle ilk yarıda bir dengeli bir oyun oluyor. Yiyor veya atıyor fark etmiyor. İkinci yarı takım açılıyor. Makine gibi başlamaya çalışıyor. Ondan dolayı ben de şöyle bir tercih aldım. Bakın ilk yarı birinin oranı burada 1.46. Buna gitmeyeceğim. İlk yarı riskini almayacağım. Hacker'ın zaten maçlarına baktığımız zaman ikinci yarı açıldıklarını da görmek mümkün. Rakip zayıf. Burada da ikinci yarı sonucu Hacker'ın galibiyetini sizlere öneririm. Değerlendireceklere bol şanslar. Hull ile Sheffield United mücadelesi. Hull her maçına ben gönül rahatlığıyla KG var alıyorum. Son maçında Park Rangers'la oynadı 3-1 bitti. 3-0'dan sonra golü attı. Sohausun KG'mizi getirdi orada da. Burada da Sheffield'la oynayacaklar. Açıkçası Sheffield'ın yenmesini bekliyorum ben burada. Hal ne kadar kendi evinde olsa da, kendi evinde galip gelmiş olsa da istatistik olarak bakmayın. Oyun olarak Hal langur lungur oynayan takımlardan bir tanesi. Yani Acun öyle bir takım yapmış ki takım langur lungur oynuyor. Herhangi bir taktiği bence yok bu takımın. Oynuyor Estupinyan'a top getiriyorlar. Estupinyan atıyor zaten. Öyle bir takım. İdealden bir KG var alınabilir aslında. 1.61 gibi yüksek bir oranı var açıkçası. Fakat dediğim gibi ben burada Sheffield galibiyeti de bekliyorum. 2 birlik bir Sheffield galibiyeti gelebilir. Yüksek orandan da maç sonu 2 ve 1.5 üstü 2.10 gibi orandan sizlere önermek isterim. Değerlendireceklere bol şanslar. Manu Arsenal mücadelesi. Şimdi United takımı Casemiro 100 milyonu Anthony transfer derken biraz daha üst seviyeye çıktı açıkçası takım olarak baktığımız zaman da. Bir de şu Ronaldo'yu ilk 11'e oynatabilirsek muazzam olacak şu Rashford'un yerine. Ama abim yaşlandı ya harbiden üzülüyorum yani. Bir üzülen ben miyim bilmiyorum da üzülüyorum Ronaldo'nun şu anki haline. Bakalım umarım iyi bir takıma transfer olur bu United'da. Bu kelle olacak iş değil. United'ı sevmem zaten de Ronaldo'yu ayrı bir çok severim. Bilen bilir, hatta Telegram'da yıllardır Ronaldo fotoğrafı vardır. Instagram'dan da görmüşsünüzdür belki. Sadece Ronaldo'yu takip ederim. O da öyle bir şeyimdir. Sevgimdir Ronaldo'ya. Velhasıl kelam, Arsenal muazzam bir top oynuyor. Bu yükseliş elbet bir yerde patlayacak ama nerede patlar bilmiyorum. Belki bu maçta patlayabilir. Fakat Arsenal tarafından gol beklemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. United tarafına baktığımız zaman da takım savunmasını daha iyi yapan bir takım var. Yani bunlar zaten şöyle dediler muhtemelen 3 maçtır 1-0 kazanıyor galiba takım. Dedik ki biz hücuma gittiğimiz zaman da bu Maguire e şeyle birlikte geride çok fazla pozisyon veriyoruz. Gol de yiyoruz. Dedik ki çok fazla hücuma gitmeyelim. Defasan bir tane atalım yatalım hesabında takım. Fakat Arsenal öyle değildir. KG var bence idealdir. Kombinelere de girebilecek karşılaşma ve zevkli maçlardan bir tanesi KG var olarak bekliyorum. Gol aralığı olarak da şöyle şurada gözüküyor mu? 1.86'lık bir oranı var. Toplam gol aralığı da 2-3 gol bandında kalabilecek bir karşılaşma olarak düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Geçtim bunu da biraz hızlanayım. Gladbach-Leverkusen mücadelesi. Gladbach son mücadelesine Bayern Münih'le oynadı, berabere kaldı. sonber tarihe geçti. Kimi kaleciler yani 2 sezonda belki onda 19 kurtarış yapıyor mu bilmiyorum. Mesela Benfica'nın bir kalecisi var Vladimos. Kaleye 3 top geldi. Yani dört 4 tane isabetli şut var. 3 tanesi gol oldu iki maçta. Siz öyle düşünün yani. Sonber tam 19 tane kurtarış yaptı. Tarihe falan geçti. Her yerde haber oldu zaten. Global bir haber oldu. Gladbach Mainz oynayacak. Mainz son maçta 3-0 mağlup oldu. Fakat iyi top oynadı yani. 3 tane kaçan net pozisyonu direkten dönenler, kale çizgisinden çıkanlar derken Mainz iyi bir futbol sergiledi. Fakat mağlup oldu. Level kuzenin patlaması gerekiyordu orada. Burada da bir KG var tercihini öneririm sizlere. 1.41 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Verirsiniz. Diğer bir mücadele Osbek Jer mücadelesi. Hızlı geçeyim isterseniz. Jer bu sezon bu sezon değil genel anlamda kötü bir takım. Geçen sezon da kötüydü. Bu sezon da kötü. OSPK yani o zirve yarışına biraz iyi başladı. Fakat sonralardan kayıplar üst üste geldi. Son maçlarda da bir kayıp etti. Şimdi yeniden kazanmaya başladılar. Jel'le oynayacaklar. Rakip sayı. Burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. İdealden 1.37 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Alabilir. Diğer bir mücadele. Villarreal Elçe mücadelesi. Elçe istenileni veremedi ve henüz daha şu an galibiyet yok. Villarreal daha iyi başladı. Ya bu maç patlar mı bilmiyorum. Fakat normalde patlamaması gerekiyor. Ama patlama potansiyeli olan maçlardan bir

Bu Villarreal kazanır bence. Skor beklentimi söyleyeyim. İsteyenler skor olarak da doğrudan değerlendirebilir. 2-0'lık bir Villarreal galibiyeti var. Ben burada 4.5 altında 1'i 1.43 bir gibi orandan ideal önerebilirim sizlere. Skor beklentim 2-0 olduğundan dolayı 3.5 altında 1'i de 1.80 orana kadar arttırabiliriz. Hatta ve hatta burada da 3.09'dan da 2-0'lık skoru göre 2.5 altında 1 de yapılabilir. Yani Villarreal alır da düşük skorlu bir maç bekliyorum. Beklentimde dediğim gibi 2-0'lık bir mücadele. Diğer mücadelem Antalya Kasımpaşa. Ee, Kasımpaşa tarafında teknik adam değişikliği oldu. İlk maçında da kazandı zaten. İyi oldu diyelim ki bu maçta da mağlup olmak için bir sebepleri olsun. Antalya 5-2 yendi. 5-2 mağlup oldu ondan sonra da. Garip bir düzendi. Kolay kolay denk gelmez öyle. Burada Antalya'nın iyi oyunuyla özellikle Hacirayt'ı top getirdikleri zaman bakın şu Süper Lig'in en forvetlerinin yan yana dizin bitirilecek anlamda ilk üçe girebilecek Hajride'ı koyarım kesinlikle. Geldiği getirdiği topları, Antalya'nın getirdiği topları arkadan kim getiriyor? Şöyle Freddy'nin getirdiği toplar olsun. Fernando'nun getirdiği olsun, Ata Ribeiro'nun hatta ara olsun derken Hajride ciddi anlamda iyi iş çıkardığını söyleyelim bitirici anlamda. Burada da Antalya'nın doğrudan galibiyetini alırım, Tarafa koyarım. Hatta Süper Lig olduğundan dolayı da bir Handicap sıfırda 2 birlik bir skor beklentim var onu da burada aktarmış olayım. Handicap sıfırda belki 3.47 gibi orandan tek farklı bir Antalya galibiyeti gelebilir. Geçtim Ankara gücü Beşiktaş mücadelesine. Ankara gücü tempolu bir oyun sergiliyor. Bakmayın maçlarında henüz daha galip gelemedi Ankara gücü. Ligde oynadı. 3 maçta galip gelemedi. Fakat ofans oyununu sergileyen takımlardan bir tanesi. Çok defans yapmayan takımlardan bir tanesi. Beşiktaş'ta kez daha ayak uyduracaktır. Güzel gollü bir mücadele bekliyorum. Tarafa gitmedim. Atsın yesinler ekonomiye can versinler diyorum. 1 gibi orandan da 2.5 üstü alıyorum. Geçtim bunu da. Diğer mücadelem Nis Monaco mücadelesi. Yani taraf riskine girmeyin. Kesinlikle taraf riskine girmeyin burada. 1-2-0 veya 1-1'de kalabilecek bir maç gibi. Hatta maçın normal beklentisini söyleyeyim. 2-1'lik bir galibiyeti bekleniyor. Benim yararlandığım web sitesinde söyleyeyim skor olarak 2-1'lik bir Nis galibiyeti çıkarmış da kesinlikle Nis tarafına girmem. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandını alırım. Çıkarım yüksek orandan. Atarım sisteme bir yere sallar geçerim. 1.81'de bunun oranı var. Değerlendirecekler bu yönde alabilir. Toplamda 10 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranını değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi kombine Instagram üzerinden yayınlayacağım. Instagram üzerinden Kanga Tips olarak takip etmeyin. Cumartesi kombinin yayında. Pazar günü kombinin de Instagram üzerinden. Cumartesi gecesinden yayında olmuş olacaktır. Değerlendireceklere bol şanslar. Videoyu like atıp Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.